Değerli basın mensupları, sevgili kız kardeşlerim. Bugün yine bizler açısından önemli bir gün. Kadının seçme, seçilme hakkının sahip olmasının, kazanmasının 87. yıl dönümünü kutluyoruz bugün. Ve Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak 81 ilde eş zamanlı olarak bir basın açıklaması yapıyoruz. Şimdi bu eş zamanlı basın açıklaması metnini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bizler ülkemizin kurucusu ve kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde birçok gelişmiş ülkeden çok daha önce, çok daha erken yıllarda 5 Aralık 1934 yılında seçme ve seçilme hakkını kazandık. Başbakan İsmet İnönü o tarihte yaptığı meclis konuşmasında şöyle diyordu: bir memleketteki yurdun her tarafı istilaya uğradığı zaman kadınlar ateş altında erkeklerle beraber omuz omuza çalışırlar. Memleketin geri kalan kısmını korumak ve beslemek için tarlanın kara toprağından yiyecek ça çıkarmaya çalışırlar. Elbette bu mevcudiyetin yurdun her köşesinde ve her tabakasında söz söylemeye hakları vardır. Türk inkilabı denildiği vakit bunun kadının kurtuluş inkılabı olduğu beraber söylenecektir. Kadınlar eşit yurttaşlık kimliğine sımsıkı sarılıp 1934'te seçme ve seçilme hakkını kazandıktan sonra yapılan ilk seçimde yani 1935 tarihinde seçimler gerçekleştiğinde koşa koşa sandıklara gittiler. Öyle ki büyük illerde Oy kullanma oranı neredeyse kadın ve erkeklerde eşit düzeydeydi. Seçimin sonucunda 17 kadın milletvekili meclise girdi. 1936 yılında bir ara seçim yapıldı. Bu ara seçim sonrasında bir kadın milletvekilimiz daha meclise girdi. Ve böylece mecliste toplam 18 kadın milletvekiliyle temsil edildik. O dönemdeki parlamenter sayısına oranla bu 18 kadın milletvekili meclisin %4.6'sına denk düşüyordu. Ve o yıllarda Türkiye parlamentoda kadın temsil oranı açısından dünyanın ikinci ülkesi konumundaydı. Tekrar ediyorum dünyanın ikinci ülkesi konumundaydık. Ve bu bir devrimdi. Bu devrimin yankısı dünyada hala sürdüğü için Afganlı bir kadın aktivist çok büyük bir hayranlık duyuyorum. Türkler için muhteşem şeyler başarmış bir lider. Çocukluğumdan beri düşünürüm bunu. Atatürk bizim liderimiz olsaydı Afganistan'da neler neler olurdu. Bugün nasıl bir yaşamımız olurdu? Biz Afgan kadınları nelere sahip olurduk ve neler başarırdık? Biliyor musunuz bunun hayalini bile kurmak çok güzel diyor. Atatürk önderliğinde bu devrimi yaşayan Türk kadınları aradan geçen 87 yıla rağmen ilerlemek bir yana geri bırakılmaya çalışılıyor. Öyle ki 1935 yılında parlamentoda kadın temsilinde ikinci sırada olan ülkemiz, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi ve parlamentolar arası birlik tarafından hazırlanan rapora göre şu anda 129. sırada yer alıyor. Ayrıca Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün ee, ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'ne üye olan 41 ülke arasında da parlamentoda kadın temsil oranı açısından sonuncu sırada yer alıyoruz. Dünya Ekonomik Forumu'nun yayınladığı 2020 Küresel Cinsiyet Eşitsizliği raporuna göre ise Türkiye 156 ülke içerisinde 133. sırada yer alıyor. Her yıl giderek daha alt basamaklara doğru düşüyoruz ne yazık ki. Kadın kimliğinin ulusal meclislerde ve yerel yönetimlerde temsili için belirlenmiş olan kritik eşik yüzde %33'tür. Bu kritik eşiğin altındaki tüm oranlar ciddi bir demokrasi sorunudur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kadın milletvekili oranımız şu anda yüzde %17'dir. Kadın belediye başkanı oranımız yüzde %3.2'dir. %3 diyelim buna. Kadın muhtar sayımız Son seçimlerde 66 oranında artmış olmasına rağmen sadece 2'ye yükselebilmiştir. Kadın muhtar oranımızı tekrar ediyorum yüzde 2'dir. Sadece yüzde 2'dir. 66'lık bir yükselişti. Değerli basın mensupları bizler bu eşitsiz sistemi değiştirmek için Cumhuriyet Halk Partisi olarak dev bir adım attık. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk imzacısı olduğu ve eşit temsili öngören kanun teklifimizi 8 Mart 2021 tarihinde meclise sunduk. Bu teklifte hem genel hem de yerel seçimlerde denklik uygulamasını güvence altına almak istemiştik. Aynı zamanda aday listeleri hazırlanırken fermuar sistemine göre yani bir kadın bir erkek şeklinde sıralamın yapılmasını da gene teklifimize dahil etmiştik. Partimizin 30 Kasım 2021 tarihinde Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmek üzere genel kurula indirdiği bu teklifimiz gerçekten bizler için çok değerliydi. Bunun için çeşitli sivil toplum örgütleriyle görüştük. Eşitlikçi erkeklerle görüştük, kadın örgütleriyle görüştük. O gün onların da bir kısmının mecliste olmasını sağladık ve hep birlikte bu yasaya destek istedik. Sosyal medyada bir etiket açtık. Ciddi bir kamuoyu oluşuldu. Ciddi bir e, bu konuda talep oluştu. Ancak teklifimiz tüm bu taleplere rağmen bildiğiniz gibi AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. Böylece bir kez daha kim gerçek anlamda kadın erkek eşitliğini savunuyor? Kim insan haklarını savunuyor? Kim demokrasiyi savunuyor? Kimse mış gibi yapıyor. Bunu en net şekilde görmüş olduk. Ama bu bizim için bir son değil bir başlangıçtır. Asla ve asla vazgeçmeyeceğiz. Bu konudaki mücadelemizi sürdüreceğiz. Ne bir eksik ne bir fazla. Mecliste ve yerelde eşit temsil istiyoruz. Bu konudaki mücadelenin peşini bırakmayacağız. Değerli basın mensupları, biz kadınlar bir yandan eşitlik mücadelesi veriyoruz ama diğer yandan da en temel hakkımız olan yaşam hakkımızı savunmak zorunda kalıyoruz. Bugün Türkiye'de kadınlar evde, sokakta, fabrikada her yerde sırf kadın oldukları için katlediliyorlar. Bir cins kırım var ve AKP iktidarında Türkiye adeta bir kadın mezarlığına dönmüş durumda. İşte bizler bu cins kırımı durdurmak ve kadına yönelik şiddetle samimi olarak mücadele etmek amacıyla Cumhuriyet Halk Partisi olarak 5 Aralık 2020 tarihinde bir projeyi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte kamuoyunun dikkatine sunduk. Projemizin adı Yaşam Hak. Yaşam en temel haktır dedik. Dokunulamaz, devredilemez, vazgeçilemez en temel insan hakkıdır dedik. Ve o yüzden yaşam ve hak kelimelerinin bir araya gelmesinden oluşan Yaşam Hak projemizi hizmete sunduk. Projemizin logosu bir Sevginin panzehiri, şiddetin panzehiri olan kalp işaretiyle lokasyon işaretinin iç içe geçmiş olan halidir. Yani buradan şu mesajı vermek istedik. Biz Yaşamak projesiyle Cumhuriyet Halk Partisi'ni şiddetin son bulduğu adres olarak konumlandırıyoruz. Böylelikle Cumhuriyet Halk Partisi tüm şiddet mağduru kadınların ve çocukların sığınacağı bir yuva niteliğindedir. Bunun altını çizmek istedik projemizde. Ve iktidarda olmamamıza rağmen çözüm üreten icracı kimliğimizi ortaya koyduk ve İstanbul Sözleşmesi'nin bir maddesini aslında hayata geçirdik ve alo şiddet hattı kurduk. Bu hat sayesinde 444 82 85 numaralı alo şiddet hattımızı arayan tüm şiddet mağdurlarına ücretsiz hukuki destek, ücretsiz psikolojik danışmanlık desteği gibi hizmetler verdik, vermeye de devam ediyoruz. Ve Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları olarak tüm şiddet vakalarıyla tek tek ilgileniyoruz. Daha dün Mersin'de gene şiddet mağduru olan bir kız kardeşimizi ziyaret ettik ve onun yarasına merhem olmaya çalıştık. Özetle tüm şiddet mağduru kadınların ve çocukların yanında yer alıyoruz. Projemiz kapsamında sivil toplum örgütleriyle, meslek odalarıyla ve barolarla çeşitli protokoller imzaladık. Bugüne kadar 55 protokolümüz oldu. Daha da imzalamaya devam ediyoruz. Şiddet gören kadınların karakollarda, savcılıklarda, hastanelerde, adliyelerde yanlarında oluyoruz. Böylelikle hem dayanışmayı yükseltiyor hem de daha adaletli, daha güçlendirilmiş sistemler olmasını, mekanizmalar olmasını teminat altına almaya çalışıyoruz. Gene aynı şekilde tüm şiddet ve kadına ve çocuğa yönelik şiddet vakalarını içeren davaları yakından takip ediyoruz. Duruşmalarda mağdurların ve ailelerin yanında yer alıyoruz. Aynı zamanda şiddet mağduru çocuklara eğitim ve burs desteği verilmesine aracı oluyoruz. Bugüne kadar 2352 kadının hayatına birebir dokunduk. 2352 kadının hayatını birebir şekillendirmesinde katkı sunduk, yardımcı olduk. Ve yaşamak projemiz kapsamında bize yapılan başvurulara dair bazı analizler yaptık. Örneğin bize gelen başvurulara göre şiddetin en fazla olduğu 3 il İstanbul, İzmir ve Ankara olarak Antalya olarak sıralanıyor. Gene başvuruların türlerini incelediğimizde Fiziksel şiddet başı çekiyor. Ardından psikolojik şiddet geliyor. Ekonomik ve cinsel şiddet de gene başa baş gidiyor. Başvuran şiddet mağduru kadınların %57'sinin eğitim düzeyi düşük. Şiddet mağduru kadınların %35'i ortaokul, %20'si ilkokul mezunu, %2'si ise sadece okur yazar. Şiddete uğrayan kadınların %27'si lisans... %15'i ön lisans ve %2'si lisans üstü ve doktora mezunu. Gene bize yapılan başvurulara göre şiddete uğrayan kadınların yaş aralığını incelediğimizde %46'sının 16-29 yaş aralığında, %22'sinin 30-39, %19'unun 40-49, %13'ün ise 50 yaş ve üzeri olduğunu gördük. Veriler bize bir gerçeği daha gösterdi değerli arkadaşlar. Kadınlar en çok en yakınlarındaki erkekler tarafından şiddete maruz kalıyor. Kadınların %42.6'sı eşi veya partneri, %11.9'u eski eşi ya da partneri, %6.4'ü babası, %7'si ise sokakta tanımadığı bir erkek tarafından şiddete uğruyor. Gene elde ettiğimiz verilere göre Türkiye'nin şiddet haritasını çıkartıyoruz. Bunu çok önemsiyoruz. Çünkü şiddetin yapısını, biçimlerini, yaygınlığını, etkinliğini tespit ederek iktidara geldiğimizde bütüncül çözümler üreteceğiz. Bu harita aracılığıyla sosyoekonomik, kültürel, coğrafi farklılıklara göre desteklere erişimdeki tabloyu daha net görebileceğiz ve böylelikle bir yandan sorunlara yerinde çözümler üreteceğiz. Diğer taraftan da merkezi politikalarla, hükümet politikalarıyla birlikte şiddeti durduracak tüm adımları atacağız. AKP iktidarında mevcut koruyucu, önleyici, güçlendirici ve caydırıcı, cezalandırıcı mekanizmaların iyi işlemediğini hepimiz gayet iyi biliyoruz. Tüm hayat pratikleri de zaten bunu çok net gösteriyor. Çünkü şiddetin önlenmesi konusunda, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda samimi değiller. Kadını iki cinsiyetten birisi olarak değil, ikinci cinsiyet olarak görüyorlar. Eşit olarak tariflememeyi işin fıtratında görüyorlar. Onun için onlara göre kadına yönelik şiddet tolere edilebilir noktada. Bizler kadına yönelik şiddeti asla ve asla tolere edilebilir bulmuyoruz. İşte AKP'nin bu vurdum duymazlığı karşısında bizler bugün itibariyle projemizi bir adım daha öteye taşıyoruz değerli basın mensupları. Yaşamak projemiz kapsamında yeni bir cep telefonu uygulamasını hayata geçiriyoruz. Bugünden itibaren Tüm şiddet mağduru kadınlara ve çocuklara sadece bir tuş yakınlığında olacağız. Mağdurlar cep telefonlarından kolayca indirilecek olan Yaşamak uygulaması ile hem çağrı merkezimize hem de kolluk güçleriyle hızla temas kurabilecekler. Ayrıca uygulama sayesinde en yakın mesafedeki kadın kolları yöneticilerimizle de bağlantıya geçebilecekler. Kadın kolları yöneticilerimiz hem onlara hakları konusunda yardımcı olacak hem de ücretsiz hukuki destek, ücretsiz psikolojik destek ya da ihtiyaç duydukları diğer konularda da ellerinden gelen desteği verecekler ve böylelikle kadın dayanışmasıyla da tüm zorlukları aşabileceğiz. İktidarın uygulamasında şiddet mağduru kadınlar sadece kolluk kuvvetiyle iletişime geçebiliyorlar. Biz ise köklü bir çözümü hedefledik. Şimdi projemizin detaylarına yönelik olarak hazırlamış olduğumuz videoyu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Projemizin tanıtım videosunda da gördüğünüz gibi bir tuşla tüm şiddet mağduru kadınlar ve çocuklar 444 80 85 numaralı hattımıza ulaşabilecekler. Bir tuşla kolluk güçleriyle temas kurabilecekler. Bir tuşla kadın kollarımızla en yakınlarındaki kadın kolları başkanlarımızla iletişime geçebilecekler böylece projemizin birinci yılında bir kez daha tüm şiddet mağduru kadınlara ve çocuklara yalnız değilsiniz biz varız demiş olduk ve tekrar buradan bir kez daha iktidarımızda şiddeti durdurmaya yönelik olarak tüm gerekli adımları atacağımızın da sözünü vermek istiyoruz. evet değerli basın mensupları bizler halkın partisi olarak halkın iktidarını kurmak isteyenler olarak örgütlü gücümüzle tüm sorunlara tek tek ürettiğimiz çözümlerle hazırız. Onun için buradan bir kez daha derhal seçim çağrımızı hatırlatıyoruz ve yaşasın örgütlü mücadelemiz diyoruz. Geliyor gelmekte olan kaçış yok Erdoğan. Teşekkür ediyorum.